artık kişilere, gruplara, partilere, derneklere, vakıflara, cemaatlere yok dedim. Millet var, millet. Şehir hatları yine AK Parti'deyken Bilal Erdoğan'ın TÜKVA'sı var ya, oraya kiralamış. Üçüncü kişiye kullandırıyor, sözleşmeye aykırı. Arsızlar ya, çökmüşler ya İstanbullunun malına. Tebligatı gereği yerine getirilmiş. Burası yeşerin, yeşerin kalacak. Hak, hukuk, adalet. O bahsettiğiniz tahliye kararını tüm milletimize gösterebilir misiniz? Mahkemenin tahliye kararı şu anda gördüğünüz belge, karar belgesi elimde. Orayı boşaltın deyince vermeyiz diye tartışmalar harbedeler. Emniyet güçleri, emniyet güçleriyle birlikte bu tahliye yapamazsınız diye alana gelip tahliyeyi durdurdular. Türk halkının polisi değil, TÜBVA'nın polisi gibi davrandılar. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! İstanbul Büyükada'daki şehir hatları vapur iskelesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Adalar İlçe Şubesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edilmesi kararı ile ilgili başlayan gerginlik halen devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TÜGVA arasında gerginliğe sebep olan Büyükada iskelesi gündemdeki yerini koruyor. Peki gerginliğin fitili nasıl ateşlendi? Büyükada'da neler yaşanıyor? Arkanızda gördüğünüz, bakmaya doyamadığınız ada halkının ve İstanbulluların olan ada iskelesi 2005 yılında bir protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş. Şehir hatları yine AK Parti'deyken yönetim bunu TÜGVA'ya, Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı var ya, oraya kiralamış. Üçüncü kişiye kullandırıyor, sözleşmeye aykırı. Biz gelmesek hiç bunlar bilinmeyecek. 10 yıllığına kiralanan bu yer, ha rakamı da söyleyeyim, 2500 lira gibi bir rakama. Ekrem İmamoğlu'nun ekibi bakıyor, ya burada böyle bir yer var, çok değerli. Bunun İstanbulluların kullanımına sunulması lazımken neden Bilal Erdoğan'da, neden TÜGVA'da, neden dindar ve kindar nesil yetiştirmek isteyenlerin hizmetinde kiralamışlar. Bir bakıyorlar sözleşmeye, üçüncü kişilere izin olmadan kiralanamaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binanın tahliye kararının mahkeme emriyle verildiğini açıkladı. Ancak TÜGVA yetkilileri bu kararın usulsüz olarak tek taraflı verildiğini iddia etti. İskelenin önünde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu peş peşe açıklamalarda bulundu. Bu anlattığım sürecin önünde hukuki hiçbir engel de kalmamış. Yani 16 milyon İstanbullunun olan Büyükada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargı eliyle de tescil edilmiş. Biraz önce Canan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı. Burada bütün kullanmış olduğu ifadeler asılsızdır, yalandır, iftiradır. O bahsettiğiniz tahliye kararını tüm milletimize gösterebilir misiniz? Mahkemenin tahliye kararı şu anda gördüğünüz belge, karar belgesi elimde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta birlikleri binanın tahliyesi için Büyükada iskelesine gitti. TÜGVA çalışanları zabıta ekiplerini engelleyerek durumu polise bildirdi. Polis mahkeme kararına rağmen tahliyeyi gerçekleştirmek isteyen zabıta ekiplerine engel oldu. Polisle zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Ne var? Diyorsunuz imdat! CHP Adalar İlçe Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri darp edildi. Adalar İlçe Başkanımız, Adalar halkının hakkını savunmak için hukuka uygun davranılmasını savunmak için burada mücadele ederken
Devletin polisi böyle bir şey yapmaz. Ama tahmin ediyorum TÜGVA'nın polisleri tarafından darp edildiği için şu anda hastanede. İstanbul Büyükşehir Zabıta ekipleri, zabıta destek personeliyle dün değil evvelsi gün tahliye işlemini gerçekleştirirken yarısı da kamyondan boşalmıştı. Biz de Adal Halk olarak orada buranın tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımızın buranın 16 milyon halk için nasıl hizmet veriyorsa buranın da bütün adadaki yaşayan insanların ortak kullanacağı bir hal alması vesilesiyle boşaltıp gerekli onarımları yapıp hizmete açacaklardı. O anda tahliye işlemi gerçekleştirirken iki tane TÜGVA yetkilisi olduğunu söyleyen, ben tanımam, Adalı olmadıkları da kesin. Ama orada iki kişi var, 80 tane yakın Büyükşehir Zabıta Destek Birimi var boşaltırken emniyet güçleri, emniyet müdürüyle birlikte bu tahliye yapamazsınız diye alana gelip tahliyeyi durdurdular. Burada ben de kendilerine şunu söyledim, bir Adalı halk olarak, tabii ki ilçe başkanım ama ben orası kamunun yeri, Büyükşehir'in yeri. Bu tahliyeyi durdurma yetkisinin sizde kendilerinde olmadığını söyledim. Bir ellerinde bir kağıt. Hatta benim sormam değil, ben sadece bir vatandaş olarak yaptığınız işlemin yanlış ve yasal olmadığını söyledim emniyet müdürünün kendisine. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili zabıta müdürleri vardı. Onlar da aynı şekilde yaptığınız işlemin doğru olmadığını söylediler. Ve buna rağmen devlet orada vatandaşın can ve mal güvenliğine sorumlu olan polisimiz orada tamamen hiç bilmiyorum yasalar mı değişti, görevi tahliye durdurmak mı, yani böyle emir nereden geldi bilmiyorum, emir de yok, talimat da yok. Nitekim böyle hiç alışık olmadığımız bir tabloyla karşı karşıya geldik ve tahliyeyi durdurdular. Ve dün de olan yaşanan olayları gördünüz, tamamen sanki orada bir anlam veremedim. Ben doğdum büyüdüm bu adada yaşıyorum, polis bizim polisimiz, zabıta bizim zabıtamız. Ama sanki anlamadığım bir şekilde bir çevik kuvvetle orada sanki bir hücre eviymiş gibi, yani böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Merdivenlerden ite kaka sürükleye, kolumda zaten 1,5 sene evvelden bir sıkıntım vardı. Ama ters vurgu yaparak bir anda gözaltına almaya geldiler beni. Hani kendi kendime yaptığımı söylüyorlar. Kameralar orada. Ama halk sağduyulu davranacak. Bir ada vatandaşı olarak o adanın halkının kullanımında olan bir yerin tekrar ada halkının olmasını istiyoruz. TÜGVA ne yapıyor, niçin orada? Bunu bilemediğimiz için dün oraya bakmaya gittik hep beraber. Sonuç gördüğünüz gibi kolumdan ve sırtımdan darbe aldım. Peki kimden darbe aldığınızı gördünüz mü? Evet, çevik kuvvetler. Önce ilçe emniyet bize uyarıda bulundu. Bu uyarılar biraz şiddete dönüştü. Sonra çevik kuvveti davet ettiler. Çevik kuvvet bizi sadece ortamda ne oluyor, her zaman girip çıktığımız bir alanda ne olduğunu öğrenmek, bilgi edinme hakkı için ortama girdik. Daha sonra çevik kuvvet bizi kalkanlarla süpürdü. Başımdan, sırtımdan, bacağımdan ciddi darbeler aldım. Kolum da sıkıştı. Kendimi korumaya çalışırken kalkandan darbe aldı. Türk halkının polisi değil, TÜGVA'nın polisi gibi davrandılar. Biz onlar için bir gün önce standta 3600 ek gösterge savaşı veriyorduk. Kendilerini de ziyaret edip broşürleri dağıttık. Hükümetin söz verip yapmadığı 3600 ek gösterge emeklilik hakları için mücadele ederken sağ olsunlar, kendileri TÜGVA polisi olarak bize davrandıkları için üzüldüm. Mahkeme kararına rağmen Süleyman Soylu'nun talimatıyla Suç İşleri Bakanımızın bir suç daha işlendi. İlçe başkanımız, zabıta müdürümüz, halkın seçtiği, görevlendirdiği İBB'nin yetkilileri, şehir hatlarının görevlileri darp edilerek, Suç İşleri Bakanı'nın talimatıyla darp edildiler. Ben devletin polisi demeyi ayıp sayarım. Çünkü devletin polislerini ayıp sayarım. Gördüğünüz gibi arkada TÜGVA'nın polisleri içeriye girmiş birkaç kişiyi koruyor. Kimden koruyor arkadaşlar? Hakikaten sormak isterim, kimden koruyor? İskele'deki birçok yurttaşın tahliye kararına destek verdiği belirtilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi tahliyenin önünde hiçbir hukuki engelin kalmadığını açıkladı. Gerekli kararlar zaten mahkemelerce verilmiş, üzerine yürütmeyi durdurma kararları red görmüş iki kere üst üste ve hala haksız, hukuksuzca orada durmaya çalışıyorlar. Ben hakkın, hukukun yanındayız biz. Biz
hukukun önderliğinde neyin ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Onlar burayı bırakırlarsa diğerlerini de bırakabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü TÜKVA'da çok fazla yurdu var. Burası usulsüz kullandıkları için alınıyor. Yani usulsüz kullanmasalardı, burada düğünler, dernekler olmasaydı zaten kimsenin burayı için bir talebi yoktu. Buranın halka açılmasını istiyoruz. Halk için kullanılmasını istiyoruz. Çelik Gülersoy'un zamanında halk için burada kullanılıyordu. Kütüphanesi vardı, kahvehanesi vardı, kullanılıyordu yani. Halk giriyordu. Halkın olan bir yerdi. Biz hukukla çözüleceğini düşünüyoruz. Çözülmesini de istiyoruz. Onlar gerginlik yapmak istiyorlar bence. Dün gördüğünüz gibi yaklaşık özel bir yat tekneyle 60 kişi getirdiler. İçeride olanların da hiçbiri adalı değil. Yani savundukları şey var ama içeride adalı insan yok. Eğitim yapıyoruz diyorlar, bir eğitim yeri yok. Daha ne olabilir ki yani? Tabii ki TÜGVA haksız. Fakat işin vahim olan tarafı yasal süreç olmasına rağmen, yani devam etmesine rağmen sonuç alınamaması. Vahim tarafı bu. Belediye ise belediye verecekler yani. Orası kimse onu, o kullanacak. TÜGVA sonuçta mahkemede kazanmışlar. Kazanmışlarsa geri vermeleri lazım. Biz istiyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi her şeye nasıl 16 milyon için çalışıyorsa burada da şu alan kapalıydı bir buçuk seneye kadar. Hiçbir şekilde yaralmıyordu. Bu güzel alan yıllarca ada halkına hizmet vermiş bir yer. Geçmişe tarihine baktığın zaman çok büyük etkinlikler, güzellikler olmuş. Ve biz istiyoruz ki buranın ne olursa olsun hiç siyaset gözetmeden halka ait bir alan olarak açılmasına destek vermek için buradayız. Ve adalı halkın tamamı da burada. Bakın burada az evvel biz burada siyasi çalışmamızı yaptık şöyle. 3600 ek gösterge bir haftadır genel başkanımızın dediği gibi devlet memurlarının, polislerin, hemşirelerin, din görevlilerinin hakkını savunuyoruz. Dün bu olaylar yaşandı. Gene bugün broşürlerimizi, gene içinde memurları da, polis memurları da kapsayan 3600 ek göstergesi için sahada çalışıyoruz. Biz sadece şunu diyoruz. Biz ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Bu ülke hepimizin ülkesi. Polis bizim polisimiz. Zabıta bizim zabıtamız. Ben buradan her zaman birlikteliğe çağrı yapmak istiyorum. Bu kadar ses geldikten sonra adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Yani onun dışında bir şey beklentimiz yok. Son sözüm adalar halkına. Sizi değil, birkaç kişiyi koruyan arkadaşları ve tatilde olan kaymakamınızı size emanet ediyorum. Halkın ve haklının yanında kim varsa onlarla birlikte sizin olanı alacağınızı biliyorum. Hiç canımızı sıkmayacağız, hiç moralimizi bozmayacağız. Çünkü bu devletin, devletine inanan halkı var. Hakkını aramayı bilen halkı var. Halkın yanında olan Cumhuriyet Halk Partisi var. Halkın hakları için her türlü mücadeleyi hukuksal zeminde de, her türlü zeminde de sürdürecek olan Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri var. Adalardaki bu büyük ada iskelesi hiç kimsenin değil, halkın oluncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi burada nöbet tutacak. Ne zamanki halkın olacak, ondan sonra biz İstanbul'daki kentlikleri, diğer yerleri de ellerinden almayı başaracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.